8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu gibi Marmaris'te de gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Armutalan Belde Teşkilatı Kadın Kolları iş yerlerine girerek çalışan emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı ve onlara karanfil verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Armutalan Belde Teşkilatı Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Birgül Doğan, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj verdi. Evet, emekçi kadınlarımızı dolaştık. Onlara birer tane karanfil verdik. Çam sakızı, çoban armağanı. Bütün kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onlarla her zaman biz onların yanındayız. Sadece bir gün değil, sadece 8 Mart'ta değil. Emekçi kadınların günlerini ilk kutlayanlardan biri de Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü'ydü. Ünlü sokağa çıkarak, iş yerlerine girerek kadınlara çiçek verdi ve kadınların bu özel günlerini kutladı. Bunda asıl amaç bayanlarımızın sosyal, siyasi bilinçlerinin geliştirilmesi ve sosyal, siyasi, ekonomik anlamda başarılarının kutlanması amacıyla gerçekleştirilmekte. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in güzel sözünü hiçbir zaman unutmamak lazım. Cennet anaların ayağı altındadır. Kadınlar, ailede anamız da bir kadın olduğuna göre kadınlar bizim baş tacımızdır. Ve biz bu duyguları hiçbir zaman yitirmemiz gerekiyor. Gerçekten ben bu günün sadece 8 Mart olarak algılanması veya kutlanması değil, tüm 365 günün kadınlara saygı ve sevginin gösterildiği gün olarak devam etmesini ve kutlanmasını, kadınlara değer verilmesini arzuluyorum. Bu duygu düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Başta kadınlarımız olmak üzere herkese saygı sevgilerimi sunuyorum. Ünlü son zamanlarda basına da yansıyan kadınların şiddet, taciz ve cinayet gibi facialarla karşı karşıya bırakılmasının üzücü şeyler olduğunu belirtti. Cinayetlere kurban gitmekte, tacizlere uğramakta, bu kadınlarımızın uğradığı haksızlıklar, olumsuzlukların bir an evvel giderilmesi en büyük dileğimizdir. Ben kadınlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Atatürk tarafından verilen bu hakların devam etmesi ve hakların, elde edilen hakların daha geliştirilmesi için kendi haklarına sahip çıkmalarını ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmemek üzere kendi haklarını sonuna kadar savunmalar gerektiğini düşünüyorum. Kadının toplumsal, ekonomik ve iş hayatında çok büyük yeri olduğunu belirten Ünlü, kadının eş ve anne kimliğinin yadsınamaz önemlilikte olduğunu vurguladı. Eğitim aile ilk önce aileden başlıyor ve aile içerisinde de çocuklarımız üzerinde kadının emeğinin daha çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü çocuklarımızla daha çok anneler ilgilenmekte ve yetiştirilen çocuklarımıza verilen bilinç sonucunda vatana millete yararlı, ülkesini seven, bayrağını seven evlatlar yetiştirilmesi, annelerin daha çok bilinçlenmesi ve annelerin çocuklara verdiği eğitimler sayesinde mümkündür.